Ben öncelikle herkese merhaba diyorum. Boş Rexroth Gebze tesislerinden. Ben Levent Fadıloğlu. Boş Rexroth Türkiye ve Orta Doğu Genel Müdürüyüm. Bugün sizlere bir 15 dakika içinde değer zincirimizi nasıl dijitalleştireceğimizi, bu ihtiyaçların nereden çıktığı ile ilgili bilgiler vereceğim. Umarım bunlar sizler için faydalı olur ve günlük hayatınızda da kullanma imkanınız olur. Sunumumun içinde bazı örnekler göreceksiniz gerçek hayattan. Yani bunlar bizi nasıl dijitalleşmeye götürüyor onları konuşacağız. Ama tabii ki Boş Rexroth teknolojilerine bakacağız. Tabii ki üretimde ve lojistikte gerçekten bu anlamda neler oluyor onlara bakacağız. Ve tabii ki her fuara özel belki de bu dijital fuarın en ilgi çekici yanlarından biri. Buraya özel dünyada ödül almış iki tane yepyeni teknolojiyi bizi dinleyen dinleyicilerimize aktaracağız. Tabii ki bunların detaylarını da 15 dakika değil, bu alanı içinde görme imkanınız olacak. Şimdi öncelikle isterseniz çok kısa şöyle yapalım. Her girişimcilik hikayesinde olduğu gibi Boş Rexroth'un da çok kısa bir hikayesi var. Boş'un da hikayesi var. Aslında Robert Boş 1886 yılında Stuttgart'ta bu arkada gördüğünüz bir atölyede daha 25 yaşındayken 10 bin marklık bir yatırımla bir ve burada da bir kurduktan yaklaşık elektrik tesisleri ve mekanik işleri yaparken bir 10 yıl sonra bu taşıtlarda bildiğim bugün enjeksiyon sistemini bularak, manyetik ateşleme sistemini bularak o dönemde gerçekten çığır açan bir inovasyonla ikinci sanayi devriminde çok ciddi yol alıyor. Ve bugün hepimizin de bildiği gibi 130 yaklaşık bundan 130 yıllık bir zaman diliminde 2020 yılına geldiğimizde hepimiz için Boş dediğimizde ve Boş Rexroth dediğimizde teknolojinin ve kalitenin sembolü ve bugünden itibaren bakarsak da aslında anladığımız bizim kalitenin ve IoT'nin lideri. Şimdi Boş olarak ne yapıyoruz ve bu konsepte nereye gidiyoruz IoT anlamında dersek de bugün her yerde göreceğiniz Factory of the Future konsepti ve bunun da arkasında Manufacture like a Bosch yani Bosch gibi üret dediğimiz bir esasında teknoloji var. Bu da neyle geliyor? Yaklaşık bu 130 yıldan fazla olan bilgi birikimini endüstri iş birimiyle yani bizimle Boş Rexroth'la birlikte sizlerin ve bütün üreticilerin ve lojistik sektöründe faaliyet gösteren kullanıcıların aslında imkanını, onların kullanma imkanını tanıyor. Şimdi bunları dinledikten sonra teknolojinin geldiği yer tabii ki gerçekten Boş gibi üret. Hani bütün dünyada hem çevreye saygılı hem kaliteli hem de gerçekten teknolojik anlamda en üst klasta üretim yapabilmek konuştuğumuz. Peki bizi buraya neler getirdi? Size gerçek hayattan 3 tane örnek vermek istiyorum çok hızlı bir şekilde. Bunlardan bir tanesi bir üretimin, bir ürünün içeriğine hakim olmanın farkı. Yani bütün sanayide belirli bileşenlerin kullanıldığı ürünlerin tam olarak alt bileşenlerinin saptanması gerekir. Bunlar ne zaman önemli hale gelir? Bir doğal afet olduğunda, bir deprem, pandemi veya olağanüstü durumlar olduğunda veya bir alt tedarikçinizin gerçekten artık ürünü size tedarik edemez duruma geldiği durumlarda veya ürün geliştirmede. Tabii ne oluyor? Bir anda bileşeni temin edemediğimiz anda ne yapıyoruz? Bu parça hangi ürünlerde kullanılıyor? Bu ürünleri hangi müşterilere tedarik ediyoruz? Veya hangi tedarik alternatifleri kullanılabilir? Yani hayal edin ki Bosch gibi dünyada 250'den fazla fabrikası olan bir şirket düşündüğünüzde bunları bulabilmek için eskiden 30'dan farklı bilgisayar teknolojisi sistemine bakılması gerekiyordu. Ama Factory of the Future ve dijital çözümlerle artık ne yapar hale geldik? Bir dijital arama motoruyla şirket içinde bunları çok hızlı bulabilir, kalitesel anlamda çok yepyeni bir şekilde ürünleri değiştirebilir hale geldik. Bu da tabii gerçekten dijitalleşmeyi ateşleyen en önemli faktörlerden birisi. Bir diğerine bakarsak düşük adetlerde üretime hakim olabilmenin farkı. Yani genellikle küçük ve az adetli siparişler üretim tesisleri tarafından çok sevilmez. Ama yine de şöyle hayal edelim. Yılda 650 bin adet komponentin üretildiği, yaklaşık 20 bin adet sistemin üretildiği ve bir üründe 4500 tane farklı varyantın olduğu bir ürün ailesi düşünün. Ve siparişlerinizin de yarısının 1 ila 5 parça olduğunu, böyle binlerce adet olmadığını düşünün. Böyle bir fabrikanız olduğunu düşünün. Yani neye ihtiyacımız var? O zaman gerçekten hızlı reaksiyon ile yüksek gelir elde edebilecek sistemlere ihtiyacımız var. Tabii bu bulguyu ne görüyoruz? Bu bulgu dijital ve otonom uygulamalar ile bütün dünyada sizlerin de bildiği gibi birçok şirkette iş modeli haline geldi. Hatta bugün e-commerce ortamına bakarsak ne kadar başarılı çalıştığını ve bu e-commerce şirketlerinde ne kadar hızlı ilerlediğini görebiliriz. Ama arka planda eğer üretim ve lojistik olarak biz bunlara yetişemezsek
tabii ki bunların başarılı olma ihtimali yok. Artık tüketiciler kendilerine özel ürünleri çok çok daha hızlı istiyorlar. Tabii bu çeşitliliği yönetmemekten intralojistik sistemlerin çok çok hızlı bu taleplere adapte olması gerekiyor. Bu da ancak otonom sistemlerle yine mümkün. Bu da bizi nereye götürüyor? Hem dijital hem tekrar otonom sistemleri kurmamız gerekiyor. Son bir örneğe bakarsak, üçüncü örnekte, bu da gerçekten yapay zeka. Biz hepimiz aslında yaptığımız işlerde bu işin nasıl yapıldığı ile ilgili algoritmalara hakimiz. Örnek vereyim, bir kalite probleminin henüz daha test istasyonuna gelmeden tespit edilebilmesi konusu. Yani bu endüstride en çok konuşulan konulardan biridir ve data çoğu zaman elimizdedir. Bu bize ne getirir? Test süremizi azaltır, üretim ve imalat sürelerimizi kısaltır veya döngü sürelerimizi kısaltır. Ciddi anlamda bize test anlamda da maliyet tasarrufları getirebilir. Neye ihtiyacımız var? Gerçek zamanlı veri ve algoritmaların ile parçaların kalitesini öngörebildiğimizi hayal edelim. Bunun için neye ihtiyacımız var? Programcılar, üretim planlama ekipleri, süreç uzmanları ve bilgisayar teknolojisi uzmanlarının ve kalite mühendislerinin aynı anda çalışmasına ihtiyacımız var ve bunun birkaç gün içinde yapılabildiğini düşünün. Ve sonuçta da test sayılarınızda %20'lere varan oranda azalma ve maliyet tasarrufunun olduğunu düşünün. İşte ancak sadece bu ne zaman mümkün? Makinelerin üzerine yapay zekayı entegre edebildiğimiz anlamda, ama bunu yapabilmek için de yine bilgisayar teknolojilerinin makinelerin içinde olması gerekiyor. Yani bugün ofislerimizde kullandığımız teknolojinin gerçekten makinenin içinde olması gerekiyor. Bu da ancak Factory of the Future konseptiyle mümkün olabilirdi. İşte bu da bize neyi getirdi? Yepyeni çözümlerin ortaya çıkmasını sağladı. Yine bizim inovasyonumuzun arkasında aslında her zaman bir sebep var. Bugün şunu söyleyebilirim. Yani Bosch dünya genelinde her gün yaklaşık 12 tane patente imza atıyor. Ve bu patentler sayesinde de gerçekten hem teknolojiyi hem kaliteyi geliştiriyor. 250'nin üzerinde fabrikayla da edindiğimiz izlenimlerle de ve bilgi ve tecrübeyle de çözümlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Şimdi buradan nereye geçeceğim? Aslında sonuç olarak neyi bekliyoruz? Artık günümüzde fabrikalar ve tesis yöneticileri, şirket yöneticileri hepimizin canlı ve güvenilir bilgiye ihtiyacı var. Ve bu bilgiye de anında ihtiyacı var. Hiçbirimizin beklemeye tahammülü yok. Bu kadar pazarın değiştiği, müşteri taleplerinin değiştiği, hele de pandemi ortamında bir pazarın çıkıp öbür pazarın düştüğü, müşteri demografinizin tamamen farklılaştığı, ilk 20 müşterinizin bile her şekilde değiştiği bir ortamda akışta sürekliliği sağlamalısınız. Kesintisiz çalışmayı gerçekten başarabilmelisiniz. Ve ne yaparsanız yapın, bunların hepsini de mükemmel bir kaliteyle çıkartabilmeniz gerekiyor. İşte bu bizi nereye götürüyor? Hani bugün sizlere anlatacağımız ve bizim fuar standlarımıza geldiğimizde gerçekten Bosch Rexroth kendi içinde bugün görebildiğiniz lojistik anlamında ve üretim anlamında bütün teknolojilere sahip. Bu teknolojiler neler? Bir konveyör bandı olabilir otomatik, bir AGV olabilir, bir kolaboratif robot olabilir. Bütün bunları yapan otomasyon sistemi, yazılımlar ve sensörler. Aslında 3 S stratejimiz bizim. Sensörler, yazılımlar ve servisler. Bütün bunların hepsini şu gördüğünüz fotoğrafın içinde bulabilirsiniz Bosch Rexroth teknolojileri içinde. Ve bunların hepsini sizlere temin edebiliriz. Yani burada neler var? Kendiniz yapabilirsiniz bazı şeyleri. Bazılarını da bizden servis ve hizmet olarak alabilirsiniz. Şimdi ben bugünün konusuna gelmek istiyorum son olarak. 2 tane demiştim size özel konumuz var bu fuara özel. Biraz da onlardan bahsetmek istiyorum. Ondan sonra da belki sorularınız varsa, zamanımız kalırsa onları alabiliriz. Veya yine fuarda stand aralığında arkadaşlarımızla görüşebilirsiniz. Birinci teknolojiye gelelim. Orada neyimiz var? Şimdi burada da gerçekten Bosch Rexroth Control X Automation teknolojisiyle biraz önce bahsettiğim kendi algoritmalarınızla yazabileceğiniz yapay zekanızı makinelerinizin kalbine yerleştirme imkanını sağlıyor. Bu nedir? Yani genel olarak baktığınız zaman bir bilgisayar teknolojisinin, işletim sisteminin bir PLC'nin içinde olmuş hali. Yani nedir bu? Bir Linux Real-Time işletim sistemi. IT ve PLC programlama dillerinin bir arada olduğu, application, yani bizim cep telefonlarında kullandığımız application download et, yükle inanılmaz hızlı bir şekilde devreye alabildiğiniz, PLC'den IT dünyasına mükemmel geçiş sağlayan ve IT ekiplerinin ve elektrikçilerinizin veya sizin operasyonel teknoloji yapan ekiplerinizin hepsini aynı anda programlayabildiği yepyeni bir teknoloji. Yani ne oldu bu sayede? 5G sahanızın içinde. Datalarınızı bunun üzerinde log edebilirsiniz. Yapay zekanızı bunun üzerinize koyabilirsiniz. Ve tamamen sizin standart IT networklerinize bağlayabilirsiniz.
İşte biraz önce bahsettiğimiz o dijital business modelleri, uzaktan bağlantı ve Factory of the Future konseptlerin hepsini yapabilirsiniz. Bunun için de sizi standımıza bekliyoruz. Bu yepyeni bir teknolojiyi görebilmeniz için inovasyon anlamında. Son olarak da şunu vermek istiyorum. Bosch Rexroth Robotic Locator. Yani bu tarafta da neyi göreceksiniz? Otonom sürüş için bir AGV yazılımı bu. Bu ne yapıyor? Bir AGV'nin otomatik olarak ve sürekli olarak bir insan gibi konumunu belirlemesini ve etrafını, bütün sizin tesisinizi sürekli haritalandırmasını sağlıyor. Biraz önce ne demiştik? Az sayıda üretim yapabilmeniz için buna adapte olmanız gerekiyor. Bu da ne demektir? Bazen konveyör bantlarınızı, fabrikanızın yerlerini değiştirmeniz lazım. Ama çoğu zaman bir AGV'ye sahip olduğunuzda bunları yapmayabilir. İşte bu yazılımla da gerçekten yine ödül almış bir yazılım. Intralojistikte kullandığınız bütün mobil taşıyıcıları artık tesisinizin içinde bir otonom AGV'ye dönüştürebilirsiniz. Bu anlamda da yine standımızda bu çözümleri görebilirsiniz. Ben bu vesileyle bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Factory of the Future çözümlerini ve daha bir fazlasını, bizim uygulama teknolojilerimizi detaylı alabilmek için tesisimize, sizi standımıza bekliyoruz. İlginiz için ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.